Allahümme salli ve sellim ve berg ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi adede in'amillahi ve iftali. Euzu billahi şeytanı racim. Bismillahirrahmanirrahim. Futat-ı Medine 2. cilt 19. cüzdeyiz. Araç ve süreçten bahsedeceğiz bugün. Süreç dediğimiz bir şeyin vücuda gelmesi için yapılan tüm işlerin aldığı vaktin yekünü olarak adlandırılır. Herhangi bir aracı meydana getirmek için onun bütün parçalarını bir araya getirmek yahut o parçaları üretmek. Bir önceki derste bahsetmiş olduğumuz gibi eğer iki aracın bir arasında entegrasyon sağlıyorsak bundan bahsedebiliriz. O zaman aracın kendisinin dahil olduğu vücuda gelmesi için gereken her şeyi birden topladığımız geçen vaktimize süreç diyoruz. Bu süreçte üç şey bizim bu yekünü nasıl anlamamız gerektiğine dair işaretler taşımaktadır ki bunlardan bir tanesi aracın niyetidir. Bir şeyi yapmaya niyet ettiğimizde bir aracı meydana getirmek istediğimizden önce niyet ediyoruz. Dolayısıyla bu niyet dediğimiz unsur aslında vakti belirlemektedir. Çünkü aracın mahiyeti ne kadar ve kapasitede olacağı, nasıl kullanılacağı, ne için kullanılacağı, bütün bu süreçte düşündüğümüz süre boyunca geçen her şeyden sonuç bir niyet meydana getiriyor. Örneğin biz niyet ettik insanların bir araya gelebileceği bir platform oluşturmaya, sosyal mecrada bir platform oluşturmaya bu bir niyettir. Niyetin içerisinde niyet oluşurken aslında vakti belirleyen bir süreç meydana gelir. Ve bu aracın yekünü artık yaşamı etkileyecek bir boyutla karşımıza çıkacaktır. Çünkü hayatımızın bir bölümünü alacaktır. Bir vakit ayrılacaktır ve düşündüğümüz süreçlerin kendisi de bu sürecin dışında değildir. Belki de en önemli kayıp konularından birisi olarak bunu ifade etmemiz gerekebilir. Zira herhangi bir aracı meydana getirirken geçirdiğimiz düşünce sürecini genellikle yaşadığımız dünyada insanlar biraz boşa geçen vakit gibi algılayabiliyorlar. Planlama için görüşmeler yapılmasını boşa giden vakit gibi düşünebiliyorlar. Ancak bunlar aracın yekünü olan yaşamı etkileyecek bir boyut olduğu için mutlak surette atlanmadan ve atlatılmadan tamamlanması gereken bütünsel bütünsel bakış açısıyla ele alınması gerekti gereken yapılardır. İnsanoğlu özellikle Müslüman dünya bu konuda gittikçe yavaş, gittikçe ağır, gittikçe zaman aldığını düşündüğü için bu ve buna benzer konularda bu süreci kaçırmamak adına hızlı davrandığını düşünebilir ama aracın niyetini belirleyen vaktin sürecin içerisinde yapımı etkileyen, yaşamı ve yapımı etkileyen süreç karşımıza çıkacaktır. O zaman bu yapımı etkileyecek, bizim yaşam işimizi etkileyecek ve yapımın sürecini belirleyecek olan şeyler aracın yükünü olarak karşımıza çıkacaktır. En sonunda ise elbette biraz önce verdiğimiz sürecin tarifinden yola çıkarak vaktin yüküne geliyoruz ki vaktin yükü aslında kullanıcıyı etkiler. Ne anlamda söylüyoruz? Bir aracın meydana geliş süreci o süreçten sonunda onu elde eden kişi için bir sürecin sonunda ondan farkında olmasa bile kullanıcıyı etkilemektedir. Nasıl olduğunu size şöyle ifade edeyim. Örneğin sizler Herhangi bir yiyeceği hazır gıda olarak alabilirsiniz. Bu basit bir süreç gibi düşünülebilir. Yolda giderken aklınıza geldi ve ne yazık ki ve Allah korusun gittiğiniz marketten hazır bir gıda aldınız. Döndünüz geldiniz evdekiler bu hazır gıdayla doyabilirler dediniz. Dolayısıyla burada çok kısa bir süre çok vakit harcanmadı basitçe bitirildi mesele. Dolayısıyla bu saatten sonra yapımını etkileyecek olan süreç oldukça kısa. Kullanıcıyı da şöyle etkiliyor. Alelacele, çabuk ve hızlı yaşam biçimine alıştırıyoruz. Çünkü süreç alması gereken durumları süreç almadan atlatıp bizden önce birisinin o süreci tamamladığını düşünerek sürece dahil olma gayreti aslında bu hızlı yakalamak ve hızlı da içine barındıran hızlı yakalamak anlamında bizi hızlandırmıyor tam tersine tembelleştiriyor, rahata alıştırıyor. Ve bu rahatlıktan hasıl olan vakit genellikle israf ile bize geri dönüyor. Ancak evin içinde evin insanlarının mutlu olacağı bir araç mahiyetine dönüşmüş olan yemek yapımı için verilen mücadelenin kendisi kullanıcıyı sabretmeye, birlikte olmaya, birlikte yapmaya ve birlikte olmasa bile yapılmış olan bir şeyin ardından onun adına şükredilmesinin gerekliliğini insanı alıştırmaya başlıyor. Çünkü bir şey nasıl yapılmışsa süreci de sadece bitimiyle başlayan başka bir süreci doğurduğu gibi o başlattığı yeni süreçte de bir öncekinden kalan mirasla yola devam ediyor. Bir sonraki bölümde görüşmek niyetiyle kalın, sağlıcakla.